Sürecin başından beri aynı noktada duran tek bir isim var, o da Saadettin Saran. Çok mahcup bir Eda'yla Saadettin Saran'a şöyle bir şey söylüyor. Biliyorum bunu söylemek için sana çok geç kaldım ve üzgünüm. Sen bir sürü ekip topladın, bir sürü çalışmalar yaptın, bir sürü bu işlere para harcadın seçim için. Fakat ben diyor, aday olmayı düşünüyorum, aday olmak istiyorum. Ne dersin buna diyor. Aziz Yıldırım'ın kazanmaması için bizim beraber olmamız lazım diyor. Mourinho ve Conte konusuyla ilgili onların transferi konusunda bize yardımcı olabilir misiniz diyor. Seve seve size yardım hazırım diyor Sayın Saadettin Saran. Şekip Mosturoğlu'nu ben, benim adamımdı, benim yönetimimdeydi. Şimdi biz onu divan başkanı seçtirdik, şimdi de ben geliyorum diyor arkasından. <laughs> Fenerbahçe Seçim Özel'le Sky Spor ekranında karşınızdayız. Emre Bol, Fenerbahçe'nin seçim gündemini değerlendirecek ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Emre Bol hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Emre, e, tabii uzun bir süreç aslında. Bugün gelinmedi bu noktaya. Daha öncesinde Sayın Saadettin Saran'ın yapmış olduğu açıklama var. Sayın Ali Koç aday olursa ben olmayacağım, kendisine destek vereceğim. Dediği gibi de oldu. Sayın Başkan aday olduğu E, Saadettin Saran Bey de ekibiyle birlikte destek vereceklerini açıkladı. Nasıl değerlendireceksin geldiğimiz süreci? Şimdi şöyle başlamak lazım esasında. Bir kere bu e, sürecin başından beri aynı noktada duran tek bir isim var. O da Saadettin Saran. İlk baştan beri ben Fenerbahçe Başkanlığı adayım. Ancak Ali Bey, Sayın Ali Koç aday olursa kesinlikle aday olmayacağını defalarca kez söyledi ve dediğini de yaptı. Şimdi Ali Bey'in söylemlerinde ise hep bir sıkıntı var. Kulüpler Birliği Başkanı'ndan istifa edeceğim dedi. Şu anda Kulüpler Birliği Başkanı hala Sayın Ali Koç. Fenerbahçe Başkanlığı aday olmayacağım dedi. Çok olağanüstü bir durum olmazsa Fenerbahçe Başkanlığı aday olmayacağım dedi. Ancak bakıyoruz bugün adaylığını açıkladı. Şimdi geçtiğimiz hafta içinde gerçekten çok önemli bir toplantı gerçekleşti. Esas da bu medyaya toplantının olduğu düştü ama bizde birazcık daha Detaylı. böyle perde arkası detaylar var. Esas önemli olan da bunlar. Peki neydi bu toplantı? Sayın Ali Koç'la Sayın Saadettin Saran arasındaki toplantı. Herkes bunun içeriğini merak ediyor. İçeriğiyle ilgili çok da fazla bilgi yok. Şimdi esasında o perde arkası e, duyumlarımızı e, izleyicilerimizle paylaşacağız. Şimdi şöyle başlamak lazım. Bir kere şimdiye kadar Saadettin Saran ve Ali Koç görüşmelerinin hepsi nerede olmuştu? Hepsi Fenerbahçe kulüp binasında oldu. İlk kez değişik bir şey oldu. Ne oldu? Ali Bey bu kez... Saadettin Saran'ı Saran, Saran binasında e, ziyaret etti. Dört kişilik bir ekiple gittiler. Ali Bey, Sayın Ali Koç, Erol Bilecik, Sertaç Komşuoğlu ve Burak Kızılan. Bu dört yöneticiye karşılıkta Saadettin Bey'le yardımcılarıyla beraber, yöneticileriyle beraber e, bir masa etrafında oturdular ve seçimi konuşmaya başladılar. Hakan burası inanılmaz ilginç. Burası inanılmaz ilginç. Çok mahcup bir edayla Ali Bey, Saadettin Sayın Saadettin sana şöyle bir şey söylüyor. Biliyorum bunu söylemek için sana çok geç kaldım. Ve üzgünüm. Sen bir sürü ekip topladın, bir sürü çalışmalar yaptın, bir sürü bu işlere para harcadın seçim için. Fakat ben diyor e, aday olmayı düşünüyorum, aday olmak istiyorum. Ne dersin buna diyor. Saatin Bey tabii çok şaşırıyor bu habere. Çünkü gerçekten böyle bir beklentisi var. Başkan e, başka Başkanı olmak için bir beklentisi var. Ve Ali Bey'in aday olması halinde aday olmayacağını da söylediği için böyle bir e, şey oluyor. Ee, böyle bir muhabbet dönüyor orada. Ee, arkasından Ali Bey Can alıcı şeylerden bir tanesini söylüyor. Diyor ki Aziz Yıldırım'da Aziz Yıldırım'da başkanlık için, adaylık için gün sayıyor ve %100 aday olacak gibi gözüküyor ki onları da biraz sonra anlatacağım. Aziz Yıldırım'ın kazanmaması için bizim beraber olmamız lazım diyor. Bu çok dikkat çekici bir, bir şey. Bir daha alalım burayı. Burası çok enteresan. Yani bu en dikkat çekici konu burası zaten. Aziz Yıldırım'ın bir daha bu kulübe geri dönmemesi için, bir daha bu kulübe başkanlık yapmaması için bizim mutlaka beraber olmamız gerekiyor. Eğer 3 üç, üç aday girersek seçime Aziz Bey'in kazanma ihtimali artar. O yüzden gel sen bu seçimlerde beni destekle diyor Saadettin Bey'e. <laughs> Saadettin Bey'in cevabı tabii ki e, olumlu oluyor. Çünkü e, birbirine karşı bir sevgi, saygı çerçevesinde e, ilerleyen bir ilişki var. E, ve yine dikkat çekici konulardan bir tanesi... Ee, yapılan yanlışları anlatıyor şimdiye kadar şampiyon olunmamasının nedenlerini anlatıyor e, Sayın Saadettin Saran Ali Bey'e ve iki tane şey söylüyor birincisi yönetimi değiştir ikincisi hocayı değiştir bundan başka diyor şampiyonluk şansın yok mutlaka önümüzdeki sene eğer başkan seçilirsen ki <laughs> büyük ihtimalle onun başkan seçileceği düşünülüyor ee, başkan seçilirsen yapacağın iki şey bir yönetimi değiştir iki hocayı değiştir Hoca konusunda biliyorsun Saadettin Bey'in çeşitli çalışmaları vardı. Bu da Fenerbahçe taraftan da sürpriz olsun. İlk defa burada söylüyorum. Hiç de ortaya çıkmamış konulardan bir tanesi. Bak Hakan, olaya bak. İki tane hocayla görüştüğünü söylüyor Sayın Saadettin Saran daha önce. İki hocada kim? Bir Benim tanesi Mourinho. Mourinho, bir tanesi Conte. Al sana dünya yıldızı hoca. Ali Bey'in şöyle bir söylemi olmuş e, Saadettin Bey'e. Demiş ki acaba hani Mourinho ve Conte konusuyla ilgili onların transferi konusunda bize yardımcı olabilir misiniz diyor. Seve seve size yardım hazırım diyor Sayın Saadettin Saran. Yani önümüzdeki sezon Ali Koç eğer tekrar yönetim seçilebilirse, e, başkanlığa seçilebilirse iki tane isimden birini, bu iki dev isimden bir tanesini Saadettin Saran'ın da desteğiyle e, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak görebiliriz. Yani hep... Ha. Yok devam et. Girecektim araya. Aha. Şunu soracağım. Ee, tabii ki iki teknik direktörün ismi çok büyük ama bir yandan da çok uzun süredir yönetime hazırlanan bir Saadettin Saran ve projelerini Faruk Ulgas tesislerinde kongre üyelerini anlattı ve çok büyük bir teveccüh gördü. Evet. Bu projelerin devamı için Ali Başkan'a mutlaka sunulmuştur. Kendisinin fikirleri ne oldu o toplantıda? Şöyle Ali Başkan'ın söylediği bir şey var. Saadettin Bey'e çok rica etmiş. Yani ben hem tek başıma ben aday gireyim, birlik olalım, beraber olalım. Hem de sen bir istersen benim listeme gel demiş. Bunu çok ısrarla istemiş. Fakat Saadettin Bey yok benim şöyle bir şeyim yok. Benim bir Fenerbahçe başkanlığı hayalim var. Siz varken de ben girmeyeceğimi söyledim. O yüzden ben hani bu teklifinizi kabul edemeyeceğim. Ama her zaman size her türlü desteğe gerek teknik direktörlük anlamında gerek futbolcu anlamında. Hatta demiş benim yönetimimi kurdum. Biliyorsun Saadettin Bey yönetimde neredeyse 3 aşağı 5 yukarı hazırdı. Benim yönetimden istediğiniz isimleri de kendi listenize alabilirsiniz demiş. Şu anda da. ...bu bir pazarlık vesilesi... ...isterseniz almayın demiş. Yani pazarlık vesilesi değil bu <laughs> elbette. E, yarın öbür gün Saadettin Bey'in yönetiminde... ...Ali Bey'in yönetimine geçecek... ...bazı isimler olabilir. Şimdi... ...Aziz Bey hazırlanıyor. E, dünden beri, iki günden beri... Soru cevap gidelim. Ben öyle kolay bırakmam Heh. seni. Yakalamışım ben burada. Sen çok önemli bir haber verdin. Dedin ki, cumartesi günü yapılan görüşme... ...Sayın Saadettin Saran'la... ...Sayın Ali Koç'un iade ziyaret salonun linke gidiliyor. Saat saat öğle suları 3 saat süren bir toplantı bunu Aynen. sakın bunu sakın alveriz geçmeyelim. Ama bak bugün günlerden pazartesi. Bugün ayın 13'ü. Evet. Pazartesi günü saatler şu anda e, 16'yı falan gösteriyor. Şöyle bir durum var. Çok enteresan bir şey söyledin. Ali Başkan diyor ki orada Aziz Yıldırım aday olacak. Ona karşı birleşmemiz lazım. Çok önemli. Bugüne geldiğimiz zaman senin gazetecilik başarın da ortaya çıkıyor. Aziz Yıldırım bugün saat e, 12 gibi öğlen saatlerinde Yavaş yavaş başladı başkan adayı olacağı söylentileri. Listesinin bile hazır olduğu çarşamba günde resmi açıklamayı yapacağı. Yani senin haberin doğru çıktı. Evet. Önce seni tebrik ediyorum. Şimdi şöyle Aziz Başkan'ın ben Aziz Başkan için toplanan imzaları ben bir hafta öncesinden biliyorum. Biliyorsun başkan adayı olmak için 500 imzaya ihtiyaç var. Evet. Bu 500 imzayı zaten yavaş yavaş arkadan arkadan toplamaya başlamıştı Aziz Başkan. Yani onun bugün verdiği bir karar değil bu. Dolayısıyla... Ee, şimdi bir seçim takvimi tabii oluşturulacak. Şimdi çarşamba günü senin de söylediğin gibi Aziz Başkan'ın net resmi bir şekilde adaylığın açıklaması bekleniyor. Ee, şey 22-23'üne kadar zaten mutlaka adaylığın açıklaması lazım. 22-23 Mayıs'a kadar adaylığın kesin olarak açıklanması lazım. Ondan sonra seçim takvimi işleyecek. Nedir seçim takvimi? 30-31 Mayıs'ta ilk genel kurul toplantısı olur. Çoğunluk sağlanamaz. Çoğunluk sağlanamaz. 8-9 Haziran gibi ee, Fenerbahçe seçimleri yapılır ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olur. Şimdi listeler çok önemli Hakan. Yani bence ne Aziz Başkan ne Ali Başkan isimleri değil. Bence listelerindeki isimler seçimi kazandıracak ya da kaybettirecek. Şimdiye kadar Ali Bey eleştirdiğimiz en büyük doktorlardan bir tanesi neydi? Yönetim listesi. Yönetim listesi. Ben Fenerbahçe'li değilim ama ben de eleştiririm. Yani eleştirirsin tabii ki. Yani cebinden beş kuruş para veremeyen kulübe ee, var bir, bir iki tane var para veren bir iki tane var ama Kair ekseriyeti cebinden beş kuruş para ver bir hani böyle yumruğu vurduğunda çünkü Fenerbahçe yöneticisi yumruğunu vurduğunda sallayacak abi gazetelerden manşet olacak. Günlerce televizyonlarda konuşulması lazım. Dolayısıyla iki tarafında listesi çok ama çok önemli. Mesela Ali Bey'in listesinde ben bir Hamdi Akın'ı duydum. Hamdi Akın ciddi önemli isimlerden bir tanesi hem de böyle para verecek para verebilecek bir isim. Dediğim gibi Saadettin Bey'in listesinden bir iki tane isim e, o tarafa geçebilir. Yani bir liste düzenlemesi, başkanın liste düzenlemesi biraz daha böyle ağır abileri tırnak içerisinde ağır abileri listesine alması şart. Tabii Aziz Başkan da mutlaka eski tüfeklerle gelecek. Mahmut Ustular, işte İlhan <laughs> Ekşioğullar falan filan muhtemelen onlar da olacak. Onlara yeni isimler de belki ekleyebilir. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. İnternet sitelerinde böyle liste falan dolaşıyor. Aziz Yıldırım'ın listesi falan diye bir liste dolaşıyor ya. ya. O şey kocaman bir yalan. Yani bazı isimler var ki hiç e, hani o falan dedirtilecek isimler ama ben o isimlerin de olmadığını düşünüyorum. Tabii Sayın Şekip Bosturoğlu geçtiğimiz dönemlerde biliyorsun divan kurulu başkanı oldu. E, bu esasında Aziz Yıldırım'a psikolojik üstünlüğünün ele geçirmesini sağladı. Yani bak ben Şekip Bosturoğlu'nu ben benim adamımdı benim yönetimimdeydi. Şimdi biz onu divan başkanı seçtirdik. Şimdi de ben geliyorum diyor arkasından. Bakalım görelim. Gerçekten çok heyecanlı bir yarış e, Fenerbahçelileri bekliyor. Kulüp siyasetini çok seviyorum. E, bu içeri, yani bu seçim dönemlerini gerçekten çok seviyorum. İkisi de hayırlı uğurlu olsun. E, kimin bir adım önde olduğunu sorma. Yani Ama çok önemli bir şey söyledim. Bak e, geçen yönetimde yani geçtiğimiz yönetimlerinde Fenerbahçe'nin Sayın Ali Koç yönetimlerinde Sürekli olarak şöyle bir algı var Fenerbahçe taraftarında. Başkan ne söylerse onu yapan yöneticiler. Yanlış mı düşünüyorsun? Doğru düşünüyorsun. Gerçekten Şimdi de öyle. Şimdi onun mutlaka değişmesi gerektiği. Hatta Yününde Fenerbahçe taraftarının, genel kurul üyelerinin algısı. Çok güzel bir nokta yaparmak bastın. Fenerbahçe'nin yöneticisi değil de Ali Koç'un yöneticileriymiş gibi hareket ediyorlar. Fenerbahçe yöneticisi gibi hareket etsinler. Öyle isimler tercih edilmeli. Zaman zaman sorumluluk alacak, çıkıp konuşacak... E, söylediği söz yerine oturacak isimlerin birazcık daha listeye atılması lazım. Ha, bazı isimlerle elbette devam edecektir. Eski yönetimden kalan bazı isimlerle mutlaka devam edecektir. Mesela ben Burak Kızılan'la devam edeceğini düşünüyorum. Sertaç Komşuoğlu'la devam edeceğini düşünüyorum. E, yani ama bir şeyle Erol Bilecik'le e, devam edeceğini düşünüyorum. Ama bunun yanına mutlaka böyle sert, mizacı sert ve hani böyle şey deriz ya. Bil nurlu, bil nurlu yöneticiler lazım. Belirli yöneticiler. Çünkü Aziz Bey muhtemelen öyle bir yönetim kadrosu kuracak. Yani şimdi 6 yıllık bir başkanlık var. Ortada bir şampiyonluk başarısı yok. E fakat işte 10 yıldır, 11 yıldır Fenerbahçe şampiyon olmuyor. Bunun yarısı Ali Bey'in, yarısı Aziz Bey'in. Arkadaşlar yani o başarılı, başarısız tartışmasına girmeyelim. İkisi de esasında baktığın zaman başarısız. Ali Bey'in yaptıkları ekonomik anlamda Fenerbahçe'yi çok güzel bir noktaya getirdi. Tamam. Futbolda başarı yok ama basketbolda var, voleybolda var. Yani diğer spor tip branşlarda başarılar var. Aziz Bey döneminde de bunlar vardı. Fakat futbol başarısızlığı affetmiyor abi. Futbol olmazsa akan sular duruyor. Onun için kim gelirse gelsin, Ali Bey de kalırsa kalsın önümüzdeki sezon mutlaka Fenerbahçe'nin bir kupayı, bir şampiyonluk kupasını müzesine götürmesi lazım. Hakan, önümüzdeki sene Galatasaray 5. yıldız için oynayacak. Doğru. Emre bunu her hafta yapalım. Yapalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Ağzına sağlık. Çok keyif aldık. Değerli izleyenlerimiz Sky Sport'dan ayrılmayın. Kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Hoşçakalın.